Evet arkadaşlar, yeni soru cevap videomuza hoş geldiniz. Bugün yine unalvlogsoru@gmail.com adresime göndermiş olduğunuz sorularınıza bakacağım. Ve bugün de yeni yavrular bizlere eşlik edecek arkadaşlar. Bunlar son çıkan yavrular. Şu an gördüğünüz gibi 3 kardeş böyle yan yana dizildiler. Video esnasında da yanımızda duracak. Şimdi ilk sorumuza başlıyorum. Çılgın oyuncudan gelmiş ilk soru. Balkonuma kuş düştü ve hastaya benziyor veya yavru ve uçmuyor ve yürüyemiyor. Rica etsem bir an önce türünü, yaşını, ne yapabileceğimizi yazar mısın demiş. Evet, bu kuş ebabil kuşu. Ebabil kuşları yüksekte uçan kuşlar. Yani ömürleri boyunca havada kalıyorlar. Uykularını havada geçiriyorlar. Nadir olarak böyle gökdelenlere falan iniyorlar arkadaşlar. Böyle düştüğü zaman da tekrardan uçamıyor ebabil kuşları. Bunlar yürüyemez. Ayağında bir sıkıntı yok. Ayakları diğer kuşlara göre daha farklı çünkü. Kolay uçmalar, rahat uçmalar açısından farklı şekilde evrilmiş arkadaşlar bunların ayakları. O yüzden yürüyemez ve uçamaz da. Bunu uçurmak için yüksek bir yerden aşağıya bırakmanız gerekiyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar kolay uçmasını sağlarsınız. Şu an yemesi için böcek karışımlı yemler satılıyor doğa kuşlar için, onlardan verebilirsiniz. Tabii ki yer mi yemez mi bilmiyorum ama yemezse de kursaktan beslemek gerekiyor onu hayatta tutmak için. Size tavsiyem bir an önce bunu yüksek bir yerden bırakmanız, uçmasını sağlamanız, tekrardan o yolunu bulacaktır bırakırsanız. Ali Mustafazade, benim dişi kuşum ayaklarını sürekli gece gündüz ayaklarının tüneyine vuruyor ama bu hareketi istemsizce yapıyor. 3 gündür yuva taktım, bu yaptığı hareket yüzünden huzursuz oluyor, ayaklarını ısırıyor. Bu yüzden erkek kuşum ondan ürküyor. Aldığımdan böyle değildi. Son 2 aydır böyle. Bunun plastik tünekten kaynaklanabileceğini düşündüm. Değiştirdim ama düzelmedi. Bu bir hastalık olabilir mi? Son derece aktif bir kuş. Bana çok yakın. Sizce çiftleşir mi? Demiş. Çok değişik bir hareket yapıyor gerçekten. İlk kez görüyorum Ali Bey bunu. Sürekli ayaklarını tüneye vuruyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu tarz bir davranışı muhabbet kuşlarında ilk kez gördüm. Muhtemelen onu rahatsız eden bir şey vardır ya da alışkanlık yapmış olabilir bu davranışı. Tik gibi bir davranış olabilir. Ama her ihtimale karşı ayağında bir kaşıntı varsa ondan dolayı da yapıyor olabilir. Sürekli böyle ayaklarını oynatıyor çünkü rahatsız eden bir şey var gibi. Kaşıntı olabilir. Kaşıntının olabilme ihtimaline karşı mantarlaşma başlamış olabilir o bölgede. Buna karşı bir vazelin gibi bir krem sürerseniz en azından test etmiş olursunuz ama hiçbir şey yoksa, yapmaya devam ediyorsa muhtemelen alışkanlık yapmış olduğu bir davranıştır. Sağlığı açısından bir sıkıntı teşkil etmez eğer tik gibi bir davranışsa. Hastalık olma ihtimali düşük. Sadece ayakta bir alerji ya da mantar gibi bir şey olabilir kaşıntı yapan. Adım Kayra. Kuşlarım sağlıklı mı demiş Kayra. Kuşlarımızın cinsiyeti nedir abi? Bak, ayrıca kafes nasıl? Evet Kayra, kuşlarının ikisi de dişi olarak görünüyor. Çok güzel kuşlarım var ama dişi oldukları için çiftleşmezler. Bir tanesini erkekle değiştirebilirsin ya da ikisine birer tane erkek alırsan kuşlarının çiftleşmesini sağlayabilirsin. Kafesleri güzel, sadece fazla tünek kullanmışsın. Plastik olan tünekleri çıkarmanı ve sadece 2 tane falan tünek taksan yeterli olur. Ahşap benim kuşlarıma taktığım gibi. Ahşap tünekleri tercih edebilirsin. Bunun dışında bir sıkıntı göremedim. Kalamar kemiği, mineral blok yok gibi kafeslerinde. Onları da temin edebilirsin. Orada bir tane gaga taşı görüyorum. Gaga taşı kullanmasan tabii ki daha iyi olacaktır. Hümeyra, yaklaşık 2,5 yaşında bir muhabbet kuşum var. Bana geldiğinde 9 aylıktı ve kafesine yaklaştırmıyor. Elimizi sürekli ısırıyor. Sizce bu saatten sonra alışır mı yoksa imkansız mı? Demiş. 1 yaşına doğru artık davranışlar kalıplaşmaya başlıyor kuşlarda. Bu saatten sonra da davranışlar kalıplaştığı için yeni bir şeyler öğretemiyoruz onlara. Sahibine karşı da ısınmakta zorluk yaşıyorlar. Senin kuşun da yetişkin bir kuş, 1 yaş üzerinde bir kuş. Tabii ki yani yanına eş alırsan en azından çiftleşmesini sağlarsın. Dişi bir kuşun var, çiftleşirlerse de yavrular zaten sana alışık olacaktır. Onları alıştırabilirsin kolaylıkla. Tabii ki elde yem yedirme gibi davranışları yine uygulayabilirsin kuşuna. Yine de alışmayacak diye bir şey yok ama daha zor olacaktır.
Ömer Selçuk kuşum Mizo'nun yaş tahmini ve durumu hakkında bilgi isteyecektim. Endişeliyim. Biraz ilk defa kuş besliyorum ve durumunun nasıl olduğunu anlamıyorum demiş Ömer Selçe. Çok güzel bir kuşun var. Yaş olarak da küçük görünüyor. Baş çizgileri çok yoğun. 4 ay altında diyebilirim kuşun için. Ve çok meraklı görünüyor. Bunu alıştırmakta zorluk yaşamazsın. Zaten senden de korkmuyor gibi görünüyor. Hayırlı olsun yeni kuşun. Sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yok. Pelin Bozbay, kuşum erkek, çok sakin bir kuş. Yavru ama kaç aylık, yumurta maması ve meyve sebze yemiyor. Onları yedirebilmek için üzerine biraz yem serpiştirerek alıştırabilirsiniz kuşunuzu. Onun için hastalanmasından korkuyorum. Yumurta verdiğimde sadece iki lokma yiyor. Ne yapmamı önerirsiniz? Banyo yapmayı sevmiyor. Onu da sevmiyor. Banyo yapması için de su kabının içerisine marul yaprakları koyarsanız belki dikkatini çekebilir. Yıkanabilir onları görünce. Yeşillikten hoşlanıyor çünkü muhabbet kuşları ama ille de yıkanmıyorsa sprey kutusuna su katarak kanatlarını arada sırada sıkabilirsiniz kuşunuzun. Kafesi değiştirdik, büyük aldık. Sizce nasıl? Evet, kafesiniz çok güzel, harika görünüyor. Üstten açılan bir kafes sanırım ve ahşap. Yani büyük geldi bana ahşap olmasına karşın. Güzel bir kafes almışsınız kuşunuza. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Tırnaklarını kesmeli miyim? Tırnaklar çok uzunsa uç kesimlerinden benim muhabbet kuşu tırnak kesimi videomdaki gibi damarlara dikkat ederek kesebilirsiniz. Kalamar kemiği vesaire almadım. Alırsınız onları. En yakın zamanda alacağım. Birkaç gündür ceren üstündeki tüylerde kahverengi lekeler oluşmaya başladı. Sebebi nedir, nasıl tedavi etmeliyim demiş. Onlar sıkıntı değil, onlar bir hastalık belirtisi yok cerenin üst kısmında. Bazen tüyler dökülüyor, farklı tüyler çıkabiliyor, tüy tüpçükleri çıkıyor bölgede. Kuşunuz sağlıklı görünüyor. Serendipity, kuşlarım her dönem 4-5 yavru yapar, hepsine iyi bakardı ama bu dönem olan yavrulardan sadece bu ikisini yuvadan atıyor. Bunlardan bir sorun mu var acaba? İkisini de kendim besliyorum demiş. Evet, çok güzel yavrular olmuş. Bunlar kendileri de atlıyor olabilir yuvadan. Annelerine, babalarına yem istemek amacıyla bazen çıkıyorlar yuvanın kapısına. O sırada atlıyorsa tekrardan giremiyorlardır içeriye. Tabi bazen dışladıkları yavrular da olabiliyor. Bunları da kendimiz beslemek zorunda kalıyoruz elle besleme aparatıyla. Yani beslemeyi biliyorsanız sıkıntı olmaz. Anne baba bakmıyorsa siz besleyerek günün belirli saatlerinde yavruları büyütebilirsiniz. Varan Elmascan, kuşumun yaşını, cinsiyetini öğrenebilir miyim? Kanatlarını kırpmıştım. Sizce bir iyi bir şey mi ve ne zaman çıkar demiş. Kuşunun cinsiyeti bana erkek gibi geldi şu anda ve yaş olarak da göğüs halkaları oluşmuş. Gagası da çok uzun. Bir yaş üzerinde diyebilirim kuşun için ama kanat kırpmak kuşlar için çok zararlı. Vitamin kaybına vuruyorlar. Aynı zamanda strese girebilir kuşun. Kanat kırpmayı, kesmeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum Baran. Yani çıksın bir daha, kırpma kuşunun kanatlarını. B vitamini verebilirsin hızlı çıkması için. Çıkacaktır bir aya, bu kesmiş olduğun tüyler dökülür. Yerine yenileri çıkmaya başlar. Kötü bir şey, iyi bir şey değil kanat kesimi kuşlar açısından. Jurassic Banana. Bir Hint bülbülü var. Erkek yanına bir arkadaş almamız gerekli mi? Gerekliyse diğer kuş da erkek olabilir mi? Çünkü üremelerini istemiyorum fakat kuşumun mutlu olmasını istiyorum. Demiş Jurassic Banana. Kuşunun yanına bir tane eş alman daha iyi olur. Çünkü Hint bülbülleri çok sosyal kuşlar. Sürü kuşları, muhabbet kuşları gibi tek başına bakılamıyorlar arkadaşlar. Yanına bir tane eş almakta fayda var. Dişi alırsan illaki yumurtlayacaktır. Yuva yapmasan bile kafes tabanına falan yumurtlayabilir. Çünkü üreme gücüleri çok yüksek. Erkek alırsan da olabilir tabii ki. Yalnız kalmasındansa çift olması daha iyi olacaktır onun için. Fatih 81, Sultan Papağan'ı yeni aldım abi, saçının arkası kel ve gözünün etrafında tüy yok, bunun nedeni nedir demiş. Tekrar çıkar mı? Sultan Papağanlarında bu baş kısımlarında %80 kellik oluyor, bazılarında olmuyor ama büyük çoğunluğunda bu takkelerin arka kısımları kel oluyor. Göz çevresinde de hafiften tüy dökülmesi gördüm ama genel olarak vücut tüyleri çok sağlıklı görünüyor. Hastalıktan ziyade tüy dökümüne girmiş olabilir. Kuşun ilk başta göz çevresinden başlar genelde dökülmeler. Sezer Çelebi, Sultan Papağan'ın sağlığı ve genel durumu ile ilgili yorum yapabilirseniz çok sevinirim demiş. Gönderdiğim şekilde fotoğrafta arada kanatlarını açarak hızlı hızlı yürüyor ve tıslama gibi ses çıkartıyor. Bunun sebebi nedir acaba demiş. Sağlıklı görünüyor Sultan Papağan'ın tüy yapıları, vücudu ve kilosu. Çok iyi, güzel beslemişsiniz kuşunuzu. Bu şekilde kanatlarını açması sahiplik belirtisi. Mesela kafesin üzerinde yapıyorsa burası benim alanım demek istiyor.
Tıslama genelde uzaklaştırmak istediği alanlarda olur. Yani sizi uzaklaştırmak istiyorsa o bölgeden, sahiplendiği bölgeden tıslama görülebilir. Bazen yarası şeklinde böyle eğilerek de yapabilir bunu. Bazen de bu şekilde kanat açma davranışları görülebiliyor. Bazen de gerilmek amacıyla tamamen açabiliyorlar kanatlarını. Sedat Sevinç, Cennet Papağan'ın ayak ve karın bölgesinde tüyleri döküldü veya yoldu kuş ve gri gri oldu oralar. Yeşil olan tüyler grileşti. Ben araştırdım fakat bir şey bulamadım demiş. Evet, kuşunuzun o bölgede bir dökülme mevcut ve o gri tüyler de bu normal ana tüylerin altında bulunan tüy tabakası. Yani bu renkli tüylerin altında böyle gri gri tüyler oluyor arkadaşlar. Kuş büyük olanları yolduğu için de bunlar kalmış. Yani bir kaşıntısı olabilir, deri enfeksiyonu olabilir kuşunuzda. Strese girmiş olabilir. Önce bunu tespit etmek lazım. Bit sorunu varsa kaşınıyordur, ondan yoluyordur. Ya da mutlu değilse ondan dolayı yoluyor olabilir. Eş almakta fayda var mutsuz olan kuşlara. Sanırım yuvalıkta var. Eşi de var gibi ama şu an göremedim. Arada sırada açık havaya çıkarmak, farklı meyveler, sebzeler, vitaminler vermekte faydalı olacaktır. Tüylerinizin çıkması için B vitamini kullanabilirsiniz ama öncelikle sorunu çözmek lazım. Deride enfeksiyon varsa, kaşıntı varsa veterinere götürmekte fayda var. Bit sorunu varsa da parazit spreyi kullanarak halletmek gerekiyor. Bunları çözerseniz tekrardan çıkar eski hali gibi. Türk yapımcı kuş aldım, erkek olan olarak aldım. Doğru mudur? Yaşın nedir? Aldım yer 3-4 aylık dedi. Gözleri sık sık açıp kapatıyor. Bir süre kapalı duruyor. Akşam olduğu için uykusu gelmiş olabilir mi? Evet, öncelikle cinsiyetle başlayalım. Evet, kuşunuzun cinsiyeti erkek ama 3-4 aydan büyük. Bana 6-7 aylık var gibi geldi kuşunuz. Çünkü baş çizgileri 4. 5. aydan sonra yok oluyor. Böyle temiz başlı oluyor büyük kuşlar. 3-4 aydan büyük kuşunuz var. Göz açıp kapatması olabiliyor, uyukluyor olabilir. Gece tam uyuyamıyorsa ondan dolayı gündüzlere de uyukluyordur sürekli. Ve kuyruğunun kırık olduğunu gördüm. Bir sıkıntı olur mu? Kuyruk kırılmaları zaman zaman olabilir. Tekrardan çıkacaktır o düşer kırık olan noktadan. Yenisi çıkar. Dişi alabilirsiniz tabii ki. Çünkü büyük kuş almışsınız. Dişi alırsanız yavruları da olabilir. 8 aylık falan olduğunda. Yaş olarak büyük bir kuş. Meryem Yaşar, gagasının ve ayaklarının pürüz olması normal mi? 3 aylık civarında şu an yeni pet shop, yani pet shop öyle söyledi demiş. Gagasının ve ayaklarının pürüzlü olması, küçük kuşlarda pürüzsüz oluyor genelde. Benim Sultan Papağan'a yaş tahmini videomu izleyerek karar verebilirsiniz. Tabii ki şu anda sadece baş bölgesinin tüylerini, baş bölgesini çekip atmışsınız. Sanırım kellik durumunu da soracaktınız. Sultan Papağanlarında %80 sizin kuşunuzdaki gibi kel oluyor baş bölgesi. Ayak ve gaga pürüzlü olması mantar da olabilir. Ona da işaret edebilir. Şu an tam göremedim. Esma Atıcı, kuşumun cinsiyeti ve yaşı nedir demiş. Evet, erişkin bir kuşum var. 8 ay üzerinde diyebilirim. Baş bölgeleri temiz ve sağlıklı görünüyor. Tüyleri de çok parlak. Cinsiyet olarak da dişi kuş. Osman Erdem, Ünal Bey, bir hafta önce 2 dişi 2 erkek olmak üzere 4 yavru muhabbet kuş aldım. İlkbaharda yuvalık takıp yavru almak istiyorum. Yaklaşık 5 yıldan beri kuşlardan yavru almak istiyorum. Lütfen yardımcı olun. Nasıl bir yol izlemeliyim? Kuşlarıma ne vermeliyim? Onları nasıl daha iyi kızıştırabilirim? Lütfen yardım edin. Bir de sizce nasıl yem kullanmalıyım? Karışık yem mi, daha çok sade yem mi? Bir de mamanın içine ne koymalıyım demiş. Osman Bey, yeni kuşlarınız hayırlı olsun. Renk olarak çok güzel görünüyorlar ama henüz yavru kuşlarınız var. Yani bunların daha çok zamanı var. Tahminimce 2 aylık, 2-3 aylık olduğunu düşünüyorum. Bazıları daha da küçük. Mesela mavi olan biraz daha küçük. Daha küçükler 7-8 aya doğru geldiklerinde yumurta maması ile kuşlarınızı kolaylıkla kızıştırabilirsiniz. Yumurta başlı başına zaten kızıştırıcı bir besin. Ben arkadaşlar çok fazla bir şey kullanmıyorum kuşları kızıştırmak için. Sadece yumurta maması veriyorum. Faydalı oluyor. Sizler de kullanabilirsiniz kuşlarınız için. Küçük kuşlar büyümeye başlayınca yavru alabilirsiniz elbette. Ama kardeş olmamalarına dikkat edin tabii ki. Kardeşlerde sıkıntı olabiliyor. Yem olarak karışık yemler kullanırsanız tohumlar, kuşların beslenmesi açısından da daha faydalı olacaktır. Kafeslerinde de her şeyleri var gibi gözüküyor. Enis Can Duman, ben bugün 25 günlük bir muhabbet kuşu aldım ve bugün 4 defa ses çıkararak titremeye başladı. Ve videodaki gibi sol ayağını boşa kaldırıyor ve bunun bugün 4 defa yaptı. Aşırı derecede titriyor. Sence kuşumun rahatsızlığı ne ve ne yapmalıyım?
Yem su içmiyor. Yemi kafesin altına dökmeme rağmen yemiyor ve su içmiyor. Evet Enis, yeni alınan kuşlardan henüz yeni almışsın. İlk 2 gün boyunca yem yeme ve su içmede sıkıntı olabiliyor. Ortama ve sana alıştıkça yem yemesi düzelecektir kafesine alışınca. Hemen sol ayağına bakıyorum kuşunun. Sanki uçmuş ve yorulmuş gibi ya da bir yere çıkmaya çalışmış gibi, yorulmuş gibi bir nefes alışverişi var. Ama hiçbir şey yokken bunu yapmaya devam ediyorsa kuşunun solunum yollarında bir sıkıntı olabilir. Yani yorulmadan, sadece tünekte dururken ve ortamda sıcak değilse, sıcakken de yaparlar. Hiçbir neden yokken bunu yapıyorsa durup dururken bir veterinere götürmekte fayda var. Gagasının siyahlık olduğunu görüyorum. Baş çizgileri de biraz renginden dolayı belli olmuyor ama sık baş çizgilerine sahip. Gagası da siyah, yavru olduğunu düşünüyorum. Henüz yavru olduğu için de tüneye durmaya alışmamış gibi bir görüntüsü var. Durmaya çalışır gibi orada, düşmemeye çalışır gibi. Ama dediğim gibi solunumda sıkıntı olabilir. Bir veterinere göstermekte fayda olacaktır. Şu an bir şey diyemem. Yani sıcaktan da yapıyor olabilir ya da yorulduğu için de yapıyor olabilir. Naziye Günal abi, iyi günler. Kuşum dişi 4 aylık olduğunu tahmin ediyorum. Çok küçükken bize gelmişti. El alışkın, cana yakın, ısırmayan çok tatlı bir kuşum var. İshal soğuk algını hiçbir sorunu yok ama tek başınayken videodaki gibi bağırıyor. Yanına gidince susuyor. İlk başta dikkat çekmek için bunu yaptığını düşünüyordum ama odada tekken de bağırıyor. Diğer odadan duyuyoruz seslerini demiş. Evet, bunu tek olan kuşlar, yani canı sıkılan kuşlar tünekte dururken kendi kendilerine konuşabiliyorlar bu şekilde. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece tek olduğu için bu şekilde konuşarak can sıkıntısını gidermeye çalışıyor. Bütün muhabbet kuşlarında görebilen bir durum. Bazen rahatsız edici derecede ötebilirler dikkat çekmek amacıyla da. Kadir Çınar, ben bir ay önce sultan papağanı aldım ama papağanım oldukça saldırgan ve kimseye kendisini sevdirmiyor. Aldığım pet shop papağanın 4 aylık olduğunu ve sağlıklı olduğunu söyledi fakat papağanın kuyruğu çok kısa ve sürekli tüy döküyor. Başka pet shop'a götürdüm ve direkt bunda tüy sorunu var dedi. Ayrıca kendi tüylerim de yol. Ya abi sence ne yapmalıyım, cevap verirsen ya da YouTube'da soru cevaba yer verirsen sevinirim demiş. Evet, güzel bir papağanın var Kadir. Fakat tüyleri yok, kanat tüyleri yok kuşunun. Ben daha önce bununla ilgili çok uzun bir video çekmiştim. Sultan papağanı PGHT hastalığı yazarsan ya da kanalımda zaten 4 hafta öncesine dair bu video var. Onu izlemeni tavsiye ediyorum. Detaylı olarak anlattım çünkü orada. Bir tüy hastalığı var gibi kuşunda. Çıkmamış çünkü kanat tüyleri. O hastalıktansa veterinere götürmek gerekebilir. Geçmiş olsun diyorum. Refik Can Filiz, kuşum sürekli bu şekilde kabarık ve kaşınıyor. Çok sevinçli anlarda ve oyuncağıyla oynadığı anlarda kusmaya çalışıyor. Ama çıkaramıyor. Yaşı kaç bilemedim demiş. Evet Refik Can, şu an bir sıkıntı göremedim. Sanki şu an uyuyor gibi kuşun ve nefes alışverişinin etkisiyle, tabii yakın çekimde de titreme görünüyor. Fakat bu titremeyi nefes alıp verirken, yani şu an benim kuşlarda bile böyle uyuklar pozisyondayken hafiften titreme gözlemleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Kusma durumu yavru kuşlarda görülebiliyor. Annelerinden mesela, bunlar birbirlerine de yapıyor. Kardeşine yem vermeye çalışıyor kusmaya çalışarak. Yine oyuncaklara, objelere karşı da yapabiliyorlar, tüneklere de. Bir sıkıntı yoktur muhtemelen. Yaş olarak da baş çizgileri var. 4 ay altında diyebilirim kuşun için. Yusuf Demirelli, kuşun yaş ve cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Bir de fotoğraftaki gibi böyle akrobatik hareketler yapıyor. Perdelerin tepelerine kadar tırmanıyor. Bir zarar olur mu sağlık açısından? Sağlık durumu nasıl demiş. Evet, akrobatik hareketleri muhabbet kuşları seviyorlar. Perdelerde oynamayı, avizelerde ya da buldukları yüksek yerlere çıkabiliyorlar. Bu sıkıntı değil. Kuşunuzun cinsiyeti dişi ve büyük görünüyor. Yani bir yaşın üzerinde diyebilirim kuşunuz için. Cinsiyet olarak da dişi bir kuşunuz var. Tüy bakımından da gayet sağlıklı görünüyor. Çok canlı kuşumuzun rengi, kilosu da yerinde. Efecan abi, benim kuşlarım çiftleştiler ve yumurta yaptı. Dişi ve erkek kuşun kafesi küçüktü. Ben de salma kafesi gibi bir kafese aldım onları. Ve yeni yuvalık aldım, yumurtayı yeni aldım. Yuvalığa koydum ama dişi yuvalığa girmiyor. Neden demiş. Yeni yuva durumunda, yavru yaptıkları dönemde kafes değişikliği olursa kuşlar çekinebiliyorlar. Çünkü alışmış oldukları düzen değişiyor arkadaşlar. O yüzden yavru kuşlarda yer değişimi çok önemli. Kesinlikle değiştirmemek gerekiyor. Bazılarında sıkıntı olmasa da bazıları çok agresif oluyorlar bu konuda.
Ondan dolayı girmiyor olabilir. Ama alışırsa tekrardan girecektir yuvala. İnşallah girer çünkü yumurtaları da olmuş kuşunuz. Hatta yavrusu da var sanırım gönderdiğim fotoğrafta. Eğer yuvaya girip beslemezse bu durumda senin beslemen gerekiyor bu yavru kuşlara ölmemesi için. Bir de kafa bölgesindeki şeyi sormuşsun sanırım. Erkek kuş dövüyor, yoluyor olabilir kuşunun kafasını. Dikkat etmeni tavsiye ederim. Tekrar çiftleşmek amacıyla böyle saçlarını yolabiliyorlar dişi kuşların. Ya da bir yara tarzında bir şey de olabilir orada. Kızarıklık da var çünkü ama muhtemelen erkek olan kuş yolmuş olabilir kuşunun kafasını. Bir vazelin tarzında bir şey sürebilirsin oraya. Belki bir kızarıklık falan da olabilir. Burkay Türk Yılmaz, kuşum parsel yaklaşık 8 aydır benimle ve dişi olarak biliyorum. Sence de dişi mi? Ve kaç yaşında? Ben de 1 yaşını geçkin, arada sırada ağzını konuşuyormuş gibi yapıyor. Sence neden? Onu nasıl salatalık avucu alıştırmalıyım? Salatalık bir avucu küçük küçük doğradıktan sonra üzerine yem serpiştirebilirsin. Kafesini kaç günde temizlemeliyim? Her temizlemde yemini değiştirmeli miyim? Tırnakların içi siyah, bu neden kaynaklanıyor demiş. Evet, öncelikle yaşına bakalım. Yaş olarak büyük bir kuş. Yine senin de dediğin gibi 1 yaşında, 1 yaş üzerinde görünüyor kuşun. Cinsiyet olarak dişi bir kuşun var. Bazen kuşlar tam ses çıkarmasalar da ağızlarını konuşuyor gibi yapabiliyorlar. Kendi kendilerine ötebiliyorlar. Tırnaklarının uçlarının siyah olması da normal bir durum. Benim kuşlarım da çoğunda siyahtır tırnaklarının uç kesimleri. Kafesleri 2-3 günde bir değiştirmek her zaman faydalı olacaktır. Yine yemleri de tazelemek gerekiyor. Çünkü özellikle de yaz aylarında bayatlama olabiliyor. Nemlilik olabiliyor yemlerde. 2-3 günde bir tazeleyebilirsin yemleri. Fuazem, muhabbet kuşum 1 yaşında dişi, son 4 aydır cerisi kalınlaşıp koyulaştı. Bir ilçede oturuyorum, buradaki veteriner kuşlardan anlamadığını söyledi. Sizce bu bir hastalık mı demiş. Evet, kuşunuzun ceresinde yoğun bir kalınlaşma mevcut. Bu hormonal bir durum olarak biliyorum ben. Yani kızıştıkları dönemlerde kalınlaşma, şişme olabiliyor cerelerde. Yine rengi de koyulaşıyor. Sanki mantar yok gibi ama bu hormonal olarak işte çiftleşme isteğinden dolayı ve yaşlı kuşlarda çok oluyor genelde. Ama hastalık durumu değil gibi geldi bana. Naime Önal, muhabbet kuşu çiftim var, yuvalık aldım. Yuvalıkta dişi yerine erkek ilgileniyor, acaba ne yapmalıyım demiş. Erkek kuşlar da ilgileniyorlar yuvalarla. Dişileri davet ediyorlar çiftleşmek için, bazen içine girip çıkabilir. Erkek kuşun girmesi normal bir durum. Dişi de girecektir erkek kuşunuz ikna ettiği takdirde. Bu çok sıkıntılı bir durum değil. Kuşlarınızı kızıştırmak için yumurta maması da kullanabilirsiniz. Batın, abi benim muhabbet kuşum var. Adı Çimen ve elime gelince elimi gagalıyor. Yaşını bilmiyorum. Kuşum sen cevap verirsen sevinirim demiş. Kuşun yaş olarak büyük bir kuş. Yani 1 yaşında var gibi geldi bana ve kur yapıyor. Senin elini eş olarak görüyor. O yüzden sürekli kur yapıyor eline. Eş alırsan çiftleştirebilirsin kuşunu. Yaşı büyük, erişkin bir kuş. Rüstem Tunç, 2 aylık cinsiyetinden pek emin değiliz. Resimlerini paylaşacağım sizinle. Tüyleriyle çok oynuyor. Bilgi verirseniz çok mutlu olurum demiş. Kuşunuz dişi gibi geldi bana. Ama henüz küçük bir kuş bu. 6. ayda sarılaşma olursa, grey tüylerinde yanak bölgeleri sarı olursa erkek oluyor. Sizin kuşunuz bana küçük geldi. Eğer 6. ayını doldurmadıysa 6. ayda tüy dökümüne girecek ve o sarılaşma olursa erkektir ama böyle gri olarak kalırsa dişi bir kuşunuz vardır. Sultan papağanları çok fazla tüyleriyle oynuyorlar. Normal bir durum tüyleriyle oynaması. Alican Hoşgören, kuşum önceden uçuyordu. Bir sabah baktım uçamıyor. Kanadını bir aşağıda, bayağıdır böyle sorduğum kişiler vitamin eksikliği deyip B12 verdiler. Onu da uzun süre kullandım, işe yaramadı. Bir de kuşumun yaşını söyler misiniz demiş. Kanatlarda herhangi bir sorun göremedim ben. Yani eşit duruyor. Güzel bir şekilde de açabiliyor kuşun ama bana biraz kilo sorunu var gibi geldi kuşunun. Sanki kuşun normal kuşlara göre biraz daha fazla kilolu gibi, yağlanma sorunu var gibi. Ondan dolayı da uçamıyor olabilir ama kanatta incinme falan varsa bana kanat çok normal geldi. Kırık çıkık gibi görünmüyor. Ama bir sıkıntı olabilir, yine kanatlarını kullanmakta zorlanıyor olabilir. Damarlarda tıkanıklık olabilir. Veterinere götürmek ve bir kontrol ettirmekte fayda var kanatları. Biraz diyet uygulamanı tavsiye ederim. Mesela yemdeki aktarı ve yulaf oranını artırabilirsin kuşunun. Arada sırada aynı yaptığın gibi egzersiz yaptırabilirsin.
Sander Saner ilk fotoğrafta attığım kızımın göbeğinin altındaki ortadan çizilmiş bir çizgi gibi olan bu çizginin ne olduğunu öğrenmek istiyordum demiş. Evet, o bütün muhabbet kuşlarında mevcut olan bir çizgi. Benim kuşlarımda da mevcut. Yani bizdeki bu karın kaburga ayrımı gibi kuşlarda da var. O çizgi de onu belli ediyor. Fotoğrafta klavyenin üzerinde bulunan kızımın kanadı ben daha bir aylık aldığımdan beri böyle. Daha önce sordum ne kırığı ne çıkığı var. Dediklerine göre anne kuluçkada dönemindeyken bu tip sorunlar olabiliyormuş çocuklarda. Evet, kanatta hafiften tam fotoğrafta anlayamadım ama biraz yamukluk var gibi kanadında. Tabii eklemlerin henüz sertleşmeden önce anne kuş mesela üzerine yatabiliyor. Bu şekilde olabiliyor, yamukluklar olabiliyor kuşların kanatlarında. O tarz bir sorun var gibi geldi bana. Kırık çıkık durumlarında da bu şekilde yanlış kaynamalar sonucunda yamukluklar olabiliyor. Acaba bu bir sorun mudur? Eğer kuşunuz normal uçabiliyorsa, normal hayatını devam ettirebiliyorsa bence bir sorun teşkil etmez. Diğer fotoğrafta da görebileceğin üzerine sanki sol kanadı biraz aşağıda. Son sorum. Benim bir erkek kuşum var. Bu dişiyi önce kendime alıştırıp sonra çiftleştirmek için aldım. Artık zamanı da gelmek üzere. Birleştireceğim ikisini fakat bir süre yavru istemiyorum. Ne yapabilirim demiş. Tüyleri biraz cansız göründü bana. B vitamini vermenizi tavsiye ederim. Yavru olmasını istemiyorsanız, yuvalığı takmazsanız sorun yaşamazsınız. Çok kızışmadıkları sürece yumurta yapmazlar yuvalık olmadan. Cem Frankfurt, bizim 4 haftadır muhabbet kuşlarımız var ve sözde küçüklermiş. Sana bir mail atıp sormak istedim. Belki yardımcı olursun diye. Evet, yeni kuşların hayırlı olsun ve erişkin kuşlar almışsın ama sen. Yani baş bölgeleri temiz. Her ikisi de bir yaş üzerinde görünüyor kuşların. Küçük kuşlar değil ama son derece sağlıklı kuşların var. Ereal mavi kuşun ceri rengi neden öyle oldu demiş. Yani kızışmış kuşun, ondan dolayı biraz kalınlaşmış ceresi. Yine koyu kahverengiye dönmeye başlamış. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor ceresinde. Sadece eş istediği için bu şekilde koyulaşmış. Feyza çalışır, kuşum kız mı erkek mi, ben erkek diye düşünüyorum. Bir de kaç yaşında, sağlıklı mı? Kuşum beni hiç sevmiyor, ancak kaçıyor. Çok ısırıyor, elime asla gelmiyor. Bir yıl geçti neredeyse alalı, alışmadı. Suyu hiç sevmiyor, banyo yaptıramıyorum diyor. Banyo yapması için su kabının içerisine yeşillikler koyabilirsiniz. Kuşlar yeşillikleri sevdiği için yıkanacaktır kuşunuz. Yıkanmazsa da sprey kutusuna su koyarak tüylerine sıkabilirsiniz. Siz alışması için elinize yem yedirmeye çalışabilirsiniz ama düzenli olarak onunla ilgilenmeniz gerekiyor günlük olarak. Tabi bazı kuşlar alışmaya da biliyor çok ilgi göstermemize rağmen. Kuşunuz dişi bir kuş. Ceri rengi dişi. Tuğba Felek abi merhabalar. Benim kuşum gece yanındaki kuşa göre kafası daha eğik duruyor. Bunun bir nedeni var mıdır? Evet, yani bir nedeni yok. Bazı kuşlar daha böyle başını eğerek uyumayı sever. Bazıları dik uyumayı sever. Bu kuştan kuşa değişebilen bir durum. Doğukan Aksoy, kuşumun sağlık durumu, cinsiyeti, yaşıyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız demiş. Cinsiyeti dişi. Sağlık durumu çok iyi görünüyor. Ayakları, işte tüyleri, kilosu falan her şey yerinde. Yaş olarak da 8-9 ay üzerinde geldi. Erişkin bir kuş. Asya Cangül, merhaba abi, kuşumda mantar belirtisi var galiba. Kuşumun gagasının üzerinde seyreklik var. Kuşum banyo yaptırırken kafasına su döktü abim. Bu yüzden mi oldu? Acaba bu seyrekliğin nedeni ne olabilir demiş. Bu seyrekliğin nedeni kuşunun tüy dökmesi. Bak, tüy tüpçükleri var orada. Yeni tüylerin çıkmasını sağlayan tüy dökümüne girmiş kuşum. Bundan dolayı seyreklikler var. Mantar belirtisi yok kuşunda. Ceresi tertemiz. Çok sağlıklı görünüyor. Süheyla Kocatürk abi, kuşumu 2 hafta önce aldık. 3 aylık gagası kabuk bağlamış gibi diyor. Evet, mantarlı bir kuş almışsın Süheyla. Kuşunda mantar ve yüz akarı var gibi. Bundan kurtulması için ivermektin damlası yaptırmak gerekiyor veterinerde. Ve normal mantarlara da vazelin iyi geliyor. Ayaklarında da çok aşırı derecede mantar var. Yani bunu niye tedavi etmeden satıyor ki pet shop, onu anlamış değilim. Yani öncelikle alan kişi bu tarz hastalıkları bilmiyor arkadaşlar. O yüzden burada hata pet shop'ın. Pet shop bunu bildiği için tedavi etmesi gerekiyordu öncelikle. Daha sonra satışa sunması ya da sahiplendirmesi gerekiyordu. Bu şekilde tedavi etmeden birine satarsa bunu, bu kuşu ölüme terk etmiş olur. Çünkü alan kişi deneyimsiz, ilk kez bir kuş besliyor.
bilen kişinin tedavi etmesi gerekirdi. Şimdi senin yapman gereken tabii ki kuşunu bu tarz parazitlerden kurtarmak için Süheyla. Öncelikle veterinere götürmen, o demiş olduğum parazit damlasından yaptırman. Sonra zaten bu ayak yüz akarları dökülüyor. Düzeliyor. Çünkü yaptırmazsan daha da kötüleşir. Gagasının biçimi de bozulur. Emirhan Sıvacıoğlu abi selamlar. Sana birkaç tane sorum olacak. Sultan Papağan'ın cinsini ve yaşını söylersen mutlu olurum. Bir de kuşumun kafesine göre tünek bulamadığımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Kuşun ayağında bir sıkıntı yapar mı? Ve az da olsa oradaki tahtaları yiyor. Bir sıkıntı olur mu? İleride yanına çalışsam kaç tüneğe düşürebilirim? Sonunu anlayamadım ama yani tahta tünekler yapmışsın sanırım. Kare tünek mi kullandın kafeste? Tam göremedim şu anda. Tünek sayısı çok fazla geldi kafeste. Tünek sayısını biraz azaltabilirsin kafes içerisinde. 3 tane tünek olsa mesela en baştaki açılan kapıdaki tünek dursun. Bir de kafesin içinde de 2 tane tünek olsa yeterli olacaktır. Bunlar kare mi? Kare olarak kare gibi geldi bana. Kare tünekler tabii tam ayaklara oturmadığı için sıkıntı yaratabilir kuşunda. Yaş olarak da bakıyorum hemen. Takkesi çok küçük. Yine omuz genişliği de çok büyük değil. Bana 7-8 aylık civarında geldi kuşum. Dişi bir kuşum var. Dişi kuşum var. Güzel aynı zamanda. Sağlıklı görünüyor. Fener King gagasına böyle bir görüntü var. Ne yapmalıyım? Ya da bu nedir? Şimdiden cevaplarsan teşekkür ederim demiş. Gagasında bir sıkıntı yok. O zamanla kemirdikleri için bu şekilde katmanlar oluşabiliyor yaş ilerledikçe. Tabii kalsiyum çok önemli gaga gelişimi açısından. Yine D vitamini de, güneş ışınları da çok önemli, gün ışığı. Vitamin verebilirsin. Bu katmanlar, gaga yapısı tabii ki daha da sağlıklı olacaktır. Törpülemesi için de kalamar kemiği ve mineral blok olursa güzel olacaktır ağaç dalları. Sıkıntı yok kuşunun gagasında. Evet arkadaşlar, bugün yine sorularınızı yanıtlamaya çalıştım bana göndermiş olduğunuz. unalvlog@gmail.com adresime sorularınız ve videolarınız, resimleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.